Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile ilgili mesajlarını ekonomi yönetimi de uygulamaya çalışıyor. Ekonomik krizin çözümü için Batı'ya yönelildi. Uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa'nın geleceği, zorluklarla yüzleşme ve geleceği şekillendirme temalı Salzburg zirvesine katıldı. Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda temennide bulundu. Avrupa'nın geleceği, zorluklarla yüzleşme ve geleceği şekillendirme temalı Salzburg zirvesindeyiz. Zirvenin küresel politika oturumunda panelist olarak Türkiye'nin küresel ve bölgesel politikalar bakımından belirleyici konumunu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirerek derinleştirilmesinin önemini vurguladık. Şimşek'in zirvede temasta bulunduğu isimler de dikkat çekti. Zirvenin marjında Moldova Cumhurbaşkanı Sayın Maia Sandu, AB Bütçe ve Yönetiminde Sorumlu Komiser Sayın Jones Hahn, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Sayın Börje Brent ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik.